Şimdi bir Skype bağlantımız daha var. Haldun Domaç bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber dün oynanan karşılaşmaları ve tabii ki bugün ve yarınki önemli maçları da konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi pazarlar. Nasılsınız bugün? Hoş bulduk Demet. Çok teşekkür ederim. İyi pazarlar diliyorum. Güzel bir gün olsun hepimize. Çok teşekkürler. Dünkü karşılaşmayla başlayalım isterseniz. Dev bir mücadele. Hepimiz heyecanla da bekliyorduk tabii ki. Galatasaray Trabzonspor 2-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın yıldızı Mauro Icardi oldu. Daha önceki derbilerde gördüğümüz Icardi'yi tekrar gördük. Hazır değil diye konuşuyorduk ama hazır olmamış hali böyle bir performans sergiledi. Nasıl bir maç izlediniz? İki takım adına da yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi çok mücadeleci bir maç oldu. Bir kere onu söyleyelim. Yani iki tarafın da çok mücadele ettiği bir karşılaşma oldu. Ama şöyle vurgulayalım. Strateji olarak baktığımızda iki tarafta sahaya bir strateji koydular. Trabzonspor genel olarak şöyle bir plan yapmış. Galatasaray'ın bir ön alan baskısı var. Biz o ön alan baskısını kırmamız gerekiyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Uzun topla çıkmamız lazım dedi. Dikkat edersen Uğurcan'dan başlayan bütün toplarda da savunmadaki çıkışlarda da uzun toplar ağırlıklı olarak oynadı Trabzonspor. Amaç işte o Galatasaray'ın klasik ön alan baskısını kırmaktı. Nitekim şöyle ben baktım, uzun paslarda tam 85 uzun pası var Trabzonspor'un, 51 uzun pası var Galatasaray'ın. Dolayısıyla şunu söylemek lazım, yani bir anlamda o baskıdan kurtulmanın yollarından biri olarak düşünmüş bunu Trabzonspor. Ama şöyle bir olay var. Siz bu baskıdan kurtulmak istiyorsunuz ama ön tarafta oynayan oyuncularınıza bakın. Enis Bardi, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok, yani genel olarak sayıyorum. Bunların boy vasatisi son derece düşük. Yani sizin o uzun topları alabilecek oyuncu profiliniz yok. O zaman o uzun toplarınız ne oldu? Galatasaray için akın sürekliliği oluşturdu. Dolayısıyla da yani bu iş size verimli bir dönüş yapmadı. Onu özellikle söyleyebilirim. Galatasaray'ın bir anlamda işine yaradı. Neden? Galatasaray baskıları yaptı. İkinci topları kazandı ve akın sürekliliği oluşturdu. İşte bütün bunlar aslında Galatasaray'ın işine yarayan unsurlar. Çünkü Galatasaray yapmak istediğini yapan, Trabzonspor'da tedbir almaya çalışan takımdı. Böyle bakmamız lazım. Tabii ki şunu da söylemem gerekiyor Demet. Yani iki takım arasında kadro kalitesi açısından müthiş farklılıklar var. Yani şöyle söyleyeyim, kesinlikle bir oyuncuyu küçültmek değil amacım. Ama şöyle bakalım, bir tarafta Avrupa kariyeri üst düzeye çıkmış Icardi santrafor oynuyor. Diğer tarafta Umut Bozok oynuyor. Yani oyuncu kalitesi açısından baktığımızda da çok yukarıda bir takım vardı. Galatasaray, öyle bakıyoruz. Ve zaten o kalite sahaya yansıdı. 23 kez topla buluşmuş, 4 kere ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi 2 tane gol attı. Bu zaten oyuncunun kalitesini ortaya koyuyor. Trabzonspor'un ciddi sıkıntıları var. Bunları söylememiz lazım. Trabzonspor bu yapısıyla biraz işi zor diyebiliriz. Yani işi zor derken şampiyonluk iddiası için söylüyorum. Ama Galatasaray'ın her şeyi çok mükemmel mi yapıyor? Şu anda değil. Onu özellikle söyleyebilirim. Ama bir maç kazanmak için, kaliteyi de ortaya koyabilmek için mücadeleyi de ön plana çıkarttığını söyleyebilirim. Onu özellikle vurgulamamız lazım. Çünkü mücadele açısından baktığınızda rakip kadar mücadele etmiş bir Galatasaray'ı görüyorsunuz. İkili mücadelelerde daha önde. Hatta işte fauller konusunda da bu mücadelenin getirdiği bir uzantı diye bakmamız lazım. Yani dün akşam maçın kalitesini çok yukarıya taşınan bir maç olarak değerlendirmek yanlış olur. Ama şunu söyleyebiliriz, Galatasaray'ın daha istediklerini yapan, Trabzonspor'un rakibi önlemeye çalışan bir oyun anlayışının ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor için gol atmak ya da işte kazanmaya yönelik oynamanın tek unsuru Galatasaray savunmasının ya da orta alanının yapacağı hataları değerlendirmekti. O hatalardan da bir tane iki tane geldi ama Galatasaray'da Trabzonspor'da onu değerlendiremedi. Yani genel özeti maçın oyun kalitesi çok yukarıda olmamakla birlikte
Galatasaray'ın istediği oyunu oynaması, Trabzonspor'un da o istediği oyunu engellemesi. Tabii belki burada şunu da konuşabiliriz. Bundan sonra ne yapmalı Trabzonspor'da diye de konuşabiliriz. Bazı ufak tefek rötuşlar, düzenlemeler yapılabilir mi? Mesela en basiti, az önce Ahmet Hoca'yı da dinledim. Ahmet Hoca da benzer bir cümle söyledi. Ben de söyleyeyim. En basiti bir kere Bakasetas'ı gol noktalarından uzaklaştırmaması gerekiyor. Eğer gol atmak istiyorsanız, yani Bakasetas'ı getirip savunmanın önünden top çıkartan oyuncu konumuna getirdiğiniz andan itibaren diğer oyuncuların rolleri de anlamsız hale geliyor. Onun için yani bu küçük bir not mesela. Tabii ki savunma yerleşiminde ciddi sıkıntılar olduğunu söyleyebilirim. Ha, bu arada iyi şey yok mu? Mesela Evren Eren'i ben gerçekten çok beğendim. Ters kademelere girdi, ikili mücadeleleri yaptı ama tabii bir takımda bunlar yeterli değil maç kazanmak için. Özellikle büyük maç kazanmak için değil. Şimdi Trabzonspor'la ilgili bir şey sormak istiyorum. 72'de bir değişiklik geldi. Enis Destan değişikliği. Enis Destan oyuna girerken ben Umut Bozok mu çıkacak diye düşündüm ama Abdülkadir Ömür'ü tercih etti. Umut Bozok yerine ve çift santrfor daha çok ilerlediler. Bielitsa'nın bu hamlesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Enis Destan hamlesini ben çok anlamlı bulmuyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Neden anlamlı bulmuyorum? Yani şimdi böyle bir maçta, yani böylesine büyük bir maçta Enis Destan yerine kenarda oturan Maxi Gomez'i koysanız çok daha mantıklı olur. Yani en azından Maxi Gomez'in şöyle bir özelliği de var. Hani gidecek diye konuşuluyor, tamam. Evet. Ama şimdi bakıyorum yedek sırasında Maxi Gomez'i görüyorum. Şimdi yedek sırasında hani gözlerime inanamadım, tekrar baktım çünkü şimdi onun için söylüyorum. Maxi Gomez'i yedek sırasında görüyorum. Şimdi Maxi Gomez varken bir büyük maça Enis Destan'la Enis Destan değişikliğiyle başlamak bence çok doğru değil. Yani zaten Abdülkadir Ömür'ün yeri de doğru değil. Yani sağ kanatta verimli olamayacağı gerçeğini de hepimiz biliyoruz. Yani ben Abdülkadir Ömür'le bir sohbet yaptığımda ona şunu sormuştum. Abdülkadir, senin gerçek performans yeri, vereceğin yerin neresi dediğimde bana 8 numara demişti. Yani şimdi 8 numara oyuncu sağ kanatta oynuyor. İşte 10 numara oynaması, gole yakın oynamasını beklediğiniz oyuncu, orta sahanın ortasında neredeyse 8-6-8 arası bir şey oynuyor. Yani bunlar yanlışlar. Yani Nenad Bjelica'nın evet elindeki kadrosu çok böyle zengin bir kadrosu yok. Ama şu anda aldığı oyuncuların da yani ya da aldırdığı diyeyim oyuncuların da çok çok böyle hani göze batan oyuncular olduğunu düşünmüyorum. Mesela bir başka şey daha söyleyeyim. Hani ben bunu geçen seneden beri söylüyorum ama gelen her teknik direktörde sahip çıkıyor. Bildikleri vardır mutlaka. Enis Bardi mesela. Yani evet. Ben Enis Bardi'nin Trabzonspor'da herhangi bir oyuncudan daha fazla bir tarafını görmediğim gibi bir de bütün topların başına geliyor, duran topları kullanıyor. Yani ben Trabzonspor kadrosunun gerçekten revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse hatta yani bu oyuncularla eş değerdeki genç oyuncuları düşünmek lazım ama böyle bir maça Enis Destan'ı sahaya sürmek çok doğru bir yaklaşım değil. En azından Maxi Gomez kenarda dururken size çıkar, oynardı. Kanatta oynuyor çünkü. Yani belki gidecek bekliyor. Sinyallerinden dolayı da çıkmamış olabilir. Demet, o zaman şöyle bir gerçek var. O zaman bu oyuncuyu siz yedek kadrosuna yazmayacaksınız. Gidecekse evet. O zaman bırakacaksınız ki yani niye yedeklerinizin arasında Maxi Gomez var? O zaman bunu tartışmamız gerekiyor. Evet. Yani o zaman koyma yedeklerin arasına. Eğer sana 10 dakika bile 15 dakika bile oynayamayacak durumdaysa, oynamayacaksa niye yedeklerin arasında duruyor? Yani bütün mesele bu. Yani ben Trabzonspor'un oyuncu kalitesinin çok yukarıda olmadığını söyleyeyim ve oyuncuların profil olarak yerleşimlerinde de hatalar olduğunu söyleyeyim. Evet. Hani mesela Kurvelis'in şeyden daha fazla, Siopis'ten daha fazla nesi var onu çok fazla göremiyoruz. İşte
Bardi'nin diğer oyunculardan fazlası ne onu da göremiyoruz ve yerleşimlerde ciddi hatalar var. Yani Trabzonspor'un böyle bir kendini check etmesi gerekiyor Demet. Peki devam edelim. Bu akşamki Beşiktaş-Pendikspor mücadelesini konuşalım. Beşiktaş galibiyetle başladı sezona. Pendikspor ise bir Hatayspor mağlubiyetiyle başladı ki 5-1'lik bir mağlubiyetti. Bu akşam özellikle iki takım adına neler bekliyorsunuz? Ya ben şöyle söyleyeyim. Yani Pendikspor tabii ligin acemisi. İlk maçta hem de Hatayspor'a 5-1 gibi çok farklı bir mağlubiyetle sezona merhaba dedi. Ben Beşiktaş'ın kendi seyircisi önünde, o coşkunun önünde de eğer ilk golü çabuk atarsa farklı bir skora gidebileceği ihtimalini ön planda tutuyorum. Yani kazanacaktır mutlaka da onun ötesinde ilk golün gelişiyle çok bağlantılı. Çünkü Pendik henüz o Süper Lig acemiliğini atlatamadığını ya da daha doğrusu öyle başlayamadığını, Süper Lig takımıyım gibi başlayamadığını çok net bir şekilde gözlemledik ilk maçta. Onun için de ben hani zaten kadro yapılanması içerisine girmeye çalışıyor Pendik. Biliyorsun Serkan Asan'ı aldı, işte evet. Canini'yi istiyor. Yani bir kadro zafiyeti olan da bir takım Süper Lig için. Hani Beşiktaş için çok zor bir maç olmayacak. Onu özellikle söyleyebilirim. En azından Karagümrük maçı kadar zor olmayacak. Ama Beşiktaş'ı Karagümrük maçında da daha yukarıda bekliyordum ben. O noktada biraz yanıldım özellikle ilk yarıda. Çünkü oyunu olan bir takım Beşiktaş. Hatta şunu söyleyelim istersen. Hep bu sezon çok eleştirildi Beşiktaş. Transferde geç kaldı, transferde geç kaldı diye. Oysa Beşiktaş transferlerini geçen sezonun devre arasında yaptı. Omar Koley, Amir Hatice Ahmetoviç geldi, Abu Bakar geldi, Onur geldi. Aslında geçen sezon transferi devre arasından itibaren başlattığı için bu sezona da rötuşlarını yapması gerekiyordu. Ama tabii Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde çok aktif rol oynaması bir anlamda biraz sıkıntı oluşturdu Beşiktaş için diyebiliriz. Ama normalde şu maçın net favorisi Beşiktaş olduğunu söyleyebiliriz. Bu da zaten bir kehanet değil, onu da söyleyeyim. Hatta dediğim gibi Beşiktaş'ın farklı kazanılacak bir maç olma olasılığı da çok yüksek. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz ve yorumlarınız için. İyi hafta sonları. Teşekkür ederim, iyi hafta sonları.